Yerini biliyorsam, hı. örneğin suyun içinde lahit hı hı. ama çıkartamıyorum. Yerini gösterdiğim için, söylediğim için e, ondan pay alabilir miyim? Evet, yeni kanuna göre yeni alabilirler. Kanun. Ha, alınabiliyor. Evet. Benim zamanımda yoktu, yeni şeyde var evet, galiba. Burada evet. ben hem definecilere bunu müjdelene istiyorum, <laughs> biraz da o yüzden bir programa katılmak istedim. Ee, ve biraz da onları uyarmak istiyorum. Bakın Kültür ve e, Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı bir site var. Bu sitede. 2863 sayılı define arama yönetmeliği var. Bu yönetmeliğin 64. ve 74. maddesi. Define definecilerin kesinlikle öğrenmeleri, ezberlemeleri gereken iki tane madde. Kısaca hemen bundan bahsedip geçeceğim. Diyor ki 64. maddede Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer üstünde, yer altında ve su altında bulunan taşınır kültür varlıklarını 4. maddede yazılı makam ve mercilere Aynı maddede yazılı süreler içinde haber verenlere devam ediyor. Bulunan varlık başkasının mülkü içinde ise Hı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca varlığın değeri dikkate alınarak takdir olunacak bedelin yüzde sekseni ikrami olarak bulana e, ikrami olarak bulan ile mülk sahibi arasında yarı yarıya paylaştırılır. Güzel. <laughs> Kültür varlığı devlete ait arazide bulunmuş ise takdir olunacak bedelin %40'ı bulana ikrami olarak verilir. Nerede bulunursa bulunsun haber verilen kültür varlığı korunması gerekli nitelikle olmadığı takdirde haber verenler bu kanunun 20. 25. maddesindeki işlem uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez. Şimdi burada defineciler şunu çok iyi bilmeliler. Türkiye'de define aramak artık yasak. Türkiye'de define aramak artık yasak. Nasıl yasak? Kültür Yani yasal kazılarda <laughs> mı olmuyor? Kazıdan önce aramaktan bahsediyoruz. Cihazı elinize kazmak alarak aramak. yasak. Aramak Daha kazı mevzusuna hiç gelmedik. Yani, artık e, siz bu aletlerle gidip yerini tespit etmekle artık, ilgili artık yapamıyoruz. Ha, önceden tespit böyle yapamıyoruz bir serbestliğimiz abi. var idi ha. ama son çıkan kanunda 2008'de yenilenmiş. Diyor ki Kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı ve sondaj yapan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İzinsiz olarak define araştıranlar, izinsiz olarak define araştıranlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bakın araştıranlar kelimesi çok önemli bir şey. O yüzden ben definecilere burada dikkatle uyarıyorum. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde artık Elinize cihazı alıp araziye çıkıp Defini arayamazsınız bu kanuna göre Nasıl ararsınız Tek bir yolu var bunun Bulunduğunuz bölgenin kolla, kolluk kuvvetine gideceksiniz Polis veya jandarma Diyeceksiniz ki ben şu bölgede Şu tarlada şu bağda Bugün defini arayacağım İşte cihazım işte faturası Size jandarma Bir günlük izin vermek zorunda Reparkat evet. edecek evet. evet. Ve Kulluk gerekirse yanınıza asker Veya polis de vermek zorunda Arayacağınız ya şahıs arazisi şahıs yanınızda olmak zorunda. Devlet arazisine çıkıp elize cihaz alarak orada arama yapabilirsiniz. Peki bu çıkan kanun sizin <laughs> e, deneyimlerinize dayanarak kaçak defineciliği daha da mı e, nasıl diyeyim teşvik eder yoksa hakikaten bunun önüne geçer mi? Nasıl bir intiba edindiniz okuduğunuz zaman? Şimdi bakalım. Gerçi müjde diye okudunuz. Ha, ben e, şunu müjde diye okudum aslında. Demin konuştuğumuz mevzu getirenler. Ha, anladım. Bulup da getirenlere müjde. Ama kazıma vuramıyorsunuz <laughs> değil mi bu yasaya göre? Vuramıyorsunuz. Heh. Ya sadece detektörler e peki üst, bu üst kişi... arıyorsunuz. <laughs> yani arıyorsunuz ama e, hadi kolluk kuvvetini ayarlayacaksın götüreceksin bunlar daha prosedür zor. değil mi? Yani i̇şte defineciler da... bu yüzden kaçak kazılara yöneliyorlar. Bakın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın defini arama yönetmeliği var. Gidiyorsunuz işte bazı mercilerden izinler alıyorsunuz. İşte e, tapuya gidiyorsunuz, kadastroya gidiyorsunuz, muhtara gidiyorsunuz, arazinin fotoğrafını çekiyorsunuz. Sonra işte müzeden, mal ben müdürlüğünden vereyim evet, izinler alınıyor. Söyleyeyim. Bu kazı izni. Evet. evet. Çok teferruatlı bir prosedür bu. Bütün hepsini açtınız, izni aldınız. Bir ay boyunca sürekli kazı yap, yapabiliyorsunuz. Kazı izni bir yıl geçerli. Kimseye devredemiyorsunuz. Gibi maddeler var satamıyorsunuz. Yani doğal bir şeyler yoksa uzatamıyorsunuz. Uzatamıyorsunuz. Ben size işte o maddeleri söyleyeyim isterseniz siz söyleyin evet. de. Sonra bu kazıyı yaptınız, gerçekleştiriyorsunuz o anda kazı. tabi mal müdürüne paralar yatırıyor Gelen insanların harçlıkları falan yatırılıyor. Bir baktınız bir eser çıktı. Bir sütun çıktı. Ne bileyim bir lahit çıktı. Herhangi bir yapı taşı çıktı. Hemen müze müdürü Erdem Bey dedi ki hop tamam kardeşim diyor. Bitti bu bu iş, iş burada biter. Niye? Burada eser diyor çıktı. kültür varlığı çıktı. Hı. Şimdi bizim defineci bilmiyor ya kültür varlığı nedir. Olur mu kardeşim diyor ben para atıldım bu kazı devam edecek. Olmaz diyor müze müdürü. Kazı bitti artık. ha Bitti bitti eyvallah. Artı arazi sahibi devlet arazi değilse arazi sahibini çağırıyor. Kardeşim diyor artık burası sit alanı. Burası sana zimmetli. Buraya bir kazma vurdular sen yandın. Geçmiş Peki, olsun. Peki ortada, ortada bir çelişki yok mu? Şimdi orada sütun veya bir duvar çıktığı zaman eski eser çalışmayı kesiyorum diyor biliyorsun. Bir çömlek diyorum mesela e, İskender sikkesi çıkmış o defineye giriyor değil mi? Arada Bakın bir ruhsatlı kazı değil. yapan bir defineci <laughs> Bu tür bir şeyle karşılaştığında Hatta oradan bir altın çıktı Bir kup altın bir kazan altın neyse bir ton altın çıktı Eğer Osmanlı'ya ait değilse O da Osmanlı'nın belirli padişahlarına şey Abdülaziz'den sonrası servis Ait değilse hemen devlet ona da el koyuyor Bakın O şahsa hiçbir şey vermiyor kazı yapana Ama demin okuduğum kanunda da Diyor ki eğer ruhsatlı kazı yapmazsan, kaçak kazı yaparsan hmm. bir şey bulduğunda bana getir yüzde kırkını veririm. Ya mübarek madem o öyle ha bu adam kazı yaptığında da bunu ver de evet. kaçak kazı yapmasın. Evet ben şeyi de ekleyeyim. Biti, bitir misin Bitti mi sizin sözünüz? <laughs> şey ekleyeyim e, yasal kazı yapmak için e, define araba yönetmeliğine ve es eski eser kanuna göre neler isteniyor? Yani nelerle uğraşıyor insan? Bir defa define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş. Biz böyle Tabii böyle yetkili teknik eleman bedava çizmiyor bunu. Para <laughs> bedava çizmiyor. İl Bayındırlık Müdürlüğü'nce tasdikte bir taksim 500 ölçekli tesviye münhalili tesviye münhalili krokisi. <laughs> tabii bunlar böyle şak oradan bilgisayardan çıkıp Çık. alınmıyor. Tabii Hep ki. bunlar masraf. Arkadan krokisi çıkarılamayacak ev hı hı. ve bunun gibi yerler için ada parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı. Hadi bu tapudan çıkar. Ondan sonra uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları defini aracak al, aranacak yer sahipliği ise gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden ve yetkili organlardan alınacak muvafakat yazısı eklenir. Evet. Ha şimdi bunları aldığınız zaman götürdüğünüz zaman ruhsatı alırım diye düşünmeyin. Alamazsınız bazen. Çünkü o arazi bir eski esere 10 metre yakınsa veyahut bir çeşmeye, bir mezara yani eski eser demeyeyim. Çeşme, mezar falan. Çünkü eski bir ev çünkü Türkiye'de artık hangisi tarihidir, hangisi değildir bunu e, toparlayacak e, maalesef uzmanlarımız da çok evet. azaldı Yani bunlar aldıktan sonra müzeciye gider, müzeci de ben burada ruhsat veririm, vermem der. İtiraz olarak bir genel müdürle itiraz edilir, evet. genel müdür de çoğu zaman da müze müdürünün e, e, kararını uygular, bu iş biter. Peki, yani kolay şimdi, iş değil bu. Evet, e, biraz da mesajlardan devam edelim istiyorum. Ersin Bey size sorayım, Tılsımlı Defineler olduğu söyleniyor. Böyle bir şeyle hiç karşılaştınız mı? Çok duydum ama karşılaşmadım. Peki ne duydunuz buna dair? Gömü oğlan yerde ateş şeklinde bir görüntü olduğu ve kime nasip ise ona göründüğü söyleniyor. Ama benim bu konuda bir bilimsel bir tezim var. Onu anlatmak istiyorum. Özellikle hocam bu konuyu program öncesi rica etti mutlaka anlat diye... Ee, dünyamız küre şeklinde ve yer yüzeyinden kuzeye doğru akmakta olan ve yer yüzeyinden 45 derece açıyla çıkan ve kuzeye doğru akmakta olan sürekli bir e, manyetik alan akımı vardır. Pusula. Dünya. Pusulanın da Hı. kuzeyi göstermesine sebep olur bu manyetik ak akım. Şimdi ben elektronik teknisyeniyim. Okuldaki aldığım eğitimde, temel eğitimde elektrik motorunun nasıl çalıştığı bana öğretildi. Duran bir e, bobinin etrafından mıknatıs geçirerek veya duran bir mıknatıstan etrafından bobin geçirerek yani bir hareketliyle bir sabit alanı çarpıştırarak enerji alanı yaratırsınız ve elektrik enerjisini üretirsiniz veya elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürürsünüz. Şimdi. Ee, i̇ki tane manyetik alanı, daha doğrusu bir manyetik alanla sabit bir e, bobini karşılaştırarak bunu yaparsınız. Şimdi biraz önce pusulanın çalışmasına sebep olan ve kuzeye doğru akmakta olan bir manyetik alan akışından bahsetmiştik. Eğer toprağa bir kütle, bir metal kütle halinde olmak koşuluyla gömülü ve hareketsiz gömülmüş ise bu manyetik alan sürekli olarak buna Çarpacaktır. Sürekli olarak kuzeye doğru aktığından dolayı. Dolayısıyla burada bir enerji alanı oluşacaktır. <laughs> ve Sürekli olarak da bu alan genişleyecektir ve bir manyetik alanı oluşacaktır. Ve bu enerji alanı öyle bir ana gelecektir ki artık yeterince şarj olmuştur, deşarj olma ihtiyacı hissedecektir. Bu genel olarak da havanın nem oranının yüksek olduğu anlarda olur. Bir deşarj olur oradaki hmm. enerji, bir boşalma olur ve bir kıvılcım çakar ne olur halk dilinde bu para yandı denilerek orada bir herhangi bir metalden de bu olmuştur. Bunun e, tecrübelerini de yaşadık. E, bir takım kıvılcımlar çıkan noktadan üç tane Bizans, pardon Roma dönemine ait sikke. Saadet'in Teksoy e, ekibiyle birlikte televizyoncu arkadaşım onunla birlikte biz bunu Çatalca tarafından çıkardık. Ve çıkardıktan sonra tabii ki müzeye teslim ettik. Bir daha oradaki köylülerden böyle bir şey orada cereyan etmediği, orada kıvılcımlar çakmadığı, ateşler Hatta çıkmadı. Hatta o defineyi evet. çıkardıktan sonra halüsinasyon görenlerin de o zaman bununla alakası var yaşadıkları. Tabii ki şimdi halüsinasyona geleceğim. Biraz önce e, tılsımla ilgili bir sorunuz olacağını iletmiştiniz. Tılsımı çözen bir makine var mı diye. Hı. Evet böyle bir makine var. Beynimiz Allah bunu yaratmış, vermiş zaten bize. Aklımız. Şimdi tılsımı e, benim Tabii yine bu aynı manyetik alandan <laughs> etkilenme olarak ben bunu yorumluyorum. Yani ya da oradan bir çıkan Çünkü orada bir manyetik düzenliyor. alan oluştuğunu az önce ben izah ettim. Nasıl oluştuğunu Hı -hı -hı. da anlattım. Yani tılsımlı falan define yok. Bunu geçiniz. Ben bu yok demiyorum. Bile... Bakın ben tılsımla karşılaşmadım. Tılsımlı Ama... defineler var. Tılsımlı var Tılsımlı define var. var mıdır yok mudur o konuda ben bir şey söyleyemem. Benim şey konum değil. Tılsım. Peki siz şahit oldunuz mu? Olduk. Ne, ne oluyor peki? Şimdi bakın bu... Definecilik çok su kaldırabilen bir mevzu dedim ya size. Çok su açık bir konu. Öncelikle biz Müslümanlar olarak tılsıma, büyüye, cinlere inanırız. Bizim kutsal kitabımızda bu konuyla ilgili bilgiler var. Bu bir. İkincisi, bir gömü, bir definenin gömülme işlemi uygulanırken bu işlemi yapacak olan kişiler bir, Defineyi gömerlerken nereye gömeceklerini çok iyi bilirler ve ona göre seçerler. Taşın içine mi, toprağın içine mi, ne kadar derine, üstüne ne konacak, nasıl gizlenecek, nasıl bir tuzak hazırlanacak. Bir de tuzaklarımız var bizim evlere eşendik. Hmm. Ee, bunun dışında e, din adamlarının, o günün din adamlarının öyle söyleyeyim size, gömüleri tılsımlama işlemleri var. Biz defineciler şöyle açıklarız tılsımı. Gömülen altının bulunduğu yere cinler çağrılır. A -a. Buraya hapsedilir. Ve mecburiyet karşısında bu parayı burada korumaya zorlanır. Çünkü onlar hapsedildik yerden çıkamayacakları için oraya sonradan gelip orayı kazacak olan herkese saldırırlar. Yani kafesin içine konmuş bir aslan gibi düşünün. Ortada bir altın külçesi duruyor. Aslan dolaşıyor. Sonradan birisi girip o külçeyi oradan almaya çalışıyor. E peki siz bunu gözünüzle gördünüz mü? Ha nasıl gördük onu anlatalım ha, size. <laughs> bir bölgeye götürdüler bizi cihazlarımızla. Ee, bakın burada bir şey var mı diye. Çünkü adam bir şekilde orada bir şey olduğunu tespit edecek ki cihazla. Ruhsat alsın kalsın. Ha benden sonra ruhsatsız kalsın. O beni ilgilendirmiyor. Cihazımızı açtık. Ararken bizim kucağımızdaki cihaz, elimizdeki cihaz yandı. 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 O voltla çalışan bir makine kucağımızda yandı. Niye yandı bu? Olabilir yandı. Aldık kenara koyduk. Tekrar başka bir makinemizi kucağımıza aldık. Bu sefer aklımıza geldi. Hazreti Peygamber'in de tavsiyesi evet. okuyalım o zaman dedik ayet herkülsüyü. Ayet herkülsüyü okuduk birkaç ayet daha okuduk. Girdik araziye cihazımız yanmadı. Bir yer tespit etti makinemizi orada. Adam dedi ki ben hemen kazacağım burayı. Bak kardeşim biz kenarda duralım sen ne yapıyorsan yap. Kazı yasak. Git izin al öyle kaz. Adam eline kazmayı aldı geldi. Kazmayı toprağa vurduğu an, bakın kazmayı toprağa vurduğu an ben dahil yanımdaki üç kişi. Adamın e, bir yıldırım ve şimşek düşerken gördünüz mü bilmiyorum. Arazide bulunduysanız illa ki görmüşsünüzdür. Aynı onun şekilde kazmanın ucunda bir ateş fışkırmasıyla adamı metrelerce geri attı. Peki o ateş az önce Ersin Bey'in açıkladığı ateş olamaz mı? Olabilir. Ama sonra başka şeyler de oldu arkasından. Adam inatla burayı kazmak isteyip devam ettiğinde bu sefer elindeki kazmanın sapı boydan boya yarıldı. Yani hiçbir kazmanın sapı boydan boya yarılmaz. Kırılır atar. Bu verdiğim çok basit bir örnek. Bunun dışında anlatılan. Sonra onu çıkarabildiniz mi? Yok biz oradan yürüyüp gittik. Daha şimdi sonra oradan çıkaramaz. Ne? Ancak bu işin ustaları gelip çıkarabilir. Mesela tılsım neticesinde bazı arkadaşlarımız, defineci arkadaşlarımızın anlattıklarını anlatayım size. Evet. Yılanlar gelir etrafı çevirirler. Kazılan yerden mesela 8 metre çukurdan, 8 metre define çukurunun içinden kedi yavrusu çıkaran arkadaşlarımız var. Canlı. Canlı kedi yavrusu. Peki Ye bunu bir kişi mi görüyor, çok kişi mi görüyor? Define bir kişiyle kazılmaz. Diyelim orada 5 kişi var, 5'i de bunu görürler. görmüş mü? Hepsi görürler. Tılsım ama bu söylediğimdir. Tılsım gömülen paranın muhafazası için oraya hapsedilen cinlerdir. Siz ancak ve ancak onları oradan gönderebilirseniz o parayı oradan alırsınız. Hmm. Halüsinasyon yok mu? Var. Mağaralara giriyorsunuz. Gaz birikmesi var. Gerçekten beyniniz size oyunlar oynuyor. Doğru. Bakın ben Afyon'da bir öğretmenden, hiç defineyle ilgisi olmayan, hiç defineyle alakası olmayan bir öğretmenden, bizzat kendisinden dinlediğim bir olay. Hemen kısaca geçiyorum. Hmm. Trabzon'dan bir adam geldi diyor. Afyon Bolvadin burası. Dedi ki, şu bölgede bir mağara olacak. Evet var. Ben oraya götürür müsünüz? Götürdük. Ben diyor buraya gireceğim. Ya kardeşim burası 30 metre derinde bir mağara. Sonra duvar bitiyor. Ne arayacaksın burada? Bana diyor 7 tane korkusuz, cesur çocuk bul. Genç, delikanlı çocuk bulun. Bulduk diyor istediği çocukları da. Sabaha yakın bu çocukları da yanına aldı. Ben de birkaç arkadaşım daha geldik diyor. Bu adam diyor mağaranın önüne geldi. Çocuklar da yanında. Açtı diyor bir kitap bir şeyler okumaya başladı. Sonra döndü çocuklara dedi ki hadi bakalım giriyoruz. Girdiler ben de orada bekliyorum. Akşamleyin çıkacağız dedi bize diyor. İçeri girdiler diyor. Ben de bekliyorum dışarıda. Birkaç saat sonra artık merak ettim. Gittiler geri gelmediler. 30 metre sonra duvar var. Hiçbir şey yok ki içeride. Peşlerinden girdim mağaraya diyor adam. Ama baktım içeride kimse yok. E geri de çıkmadılar. Başka bir giriş de yok mağaranın içerisinde. Nereye gitti bunlar? Ben diyor orada akşama kadar bekledim. Kimse dışarı çıkmadı. Evet. Artık kimse dışarı çıkmayınca gidip köylüye haber verdim diyor. Bunu köy odasında anlattı bu öğretmen ve köydeki insanlar da şahitlik ediyor bu olaya. Peki dedim ne oldu abicim bu? Nereye gitti bu adamlar? 7 gün sonra biz diyor bu içeri gelenleri bulduk. En yakın mesafeye düşen 200 küsür kilometrede bulunmuş. Bulunan çocuklar çırılçıplak bulunmuşlar. Jandarmanın da o bölgedeki jandarmanın da kayıtlarında bu var. Bu bahsettiğiniz olay kayıtlarda var. Tabi jandarma tarafından da biliniyor. Çırılçıplak vaziyette bulunmuşlar. E, ve 7 gün içinde toplanmışlar bir araya. Bulunan çocukların ifadesi şu. Bu adam bir şeyler okudu. Duvar yarıldı. Girdi biz de arkasından girdik. Bunun gibi 7 tane duvarı geçti. Yılanlardan geçtik. Ateş denizinden geçtik. Ve en son altın yığılı bir odaya geldik. Ve bir kadın çok güzel bir kadın çıktı. Ama bize hoca uyardı. Dedi ki sakın bu kadına etmeyin Dönüp bile bakmayın. İçimizdeki arkadaşlardan bir tanesi kadını görünce bir iç çekti diyor. Ee? Ondan sonra kıyamet koptu. Ne Biz olur? gözümüzü açtığımızda mağa girdiğimiz yerden 200 kilometre, 300 kilometre ötelerde bulduk kendimizi çırılçıplak vaziyet. Çocukların hepsinin ifadesi böyle mi? Hepsinin ifadesi bu. Ama giren hoca hala kayıp dedi. Ben gittiğimde olay üzerinden 8 sene geçmişti. 8 senedir dedi bizim hoca kayıp. Hala hocayı bulamadık. Şimdi böyle şeyler anlatılıyor. Ben bu tür olayları hem defineyle alakalı çok gezdiğim için ve hem de madenle ilgili çok gezdiğim için Türkiye'nin değişik bölgelerinde birbirini tanımayan değişik insanlardan çok dinledim. Ha e, bazı insanlar diyor ki ya şu anki zamanda şöyle işte şöyle bir zaman içinde yaşıyoruz. Teknoloji şu kadar gelişti. Büyü yok, tılsım yok. Hayır, büyü de var, tılsım da var. Büyü de var. Ben kendi adıma hiç denk gelmedim. O yüzden Hani sizin evinizden işinize bir şey bakın. Evinizden işinize, işinizden evinize giden insanlar tılsıma büyüye denk gelmezler. Ya sizin gibi gezmek gerekiyor diyorsunuz öyle mi? Biz cinleri bile şehirden kovduk. İnsanoğlu dünyayı tahrip etti, doğayı bozdu, cinleri bile kovdular şehirlerden. Onlar artık insanlardan, fellah fellah, fersah farsa kaçıyorlar zaten. Şehir dışındalar. Peki, ama... o zaman madem konuya siz girdiniz, hadi ben de bir sorayım. Bir adım daha ileri. Öyle eee bazı insanlar konuştuğunu falan iddia eder ya sor, soruyorum filan der evet, benim. Evet, işte. cinciler. Evet, Hiç onlardan böyle tüyo aldığını söyleyen, ondan sonra yollara düşen. Bakın de... hiçbir cinci define yeri bilmez, bilemez, söyleyemez. Buradan da definecileri uyarıyorum. Gidip cincilerle araziye çıkıp kazımazı yapmasınlar. Onların hepsi üçkağıtçı, onların hepsi sizin ceminizdeki 3-5 kuruşa göz dikmiş insanlar. Doğru. Hiçbir cin define yeri söylemez. Hiçbir cin define göstermez. Hiçbir cinci de madem o zaman kendi söyleyeceğine gitsin kendi katsın. Madem cinlere hükmedebiliyor, cinlere yer söyletiyor. Hatta gitmesin cinler onları getirtirsin. Öyle bir yeteneği varsa. Peki ilginç oldu bu. Ee, kısa bir ara verelim şimdi. Aranın ardından bu simgelere de geçelim. Haritalardaki. işaretler. İşaretlere geçelim. Ee, çokça soru geliyor. Bir de özellikle Hangi bölgelerde daha ziyade neler aranıyor neler çıkıyor belki Ercan Bey sizin de şahit olduğunuz hikayeler Hı. Hı. vardır onları paylaşırsınız şey bizlerle. Bir tane var onları söylerim. Tamam yani. öteki Hı -hı. gündeme devam edeceğiz kısa bir aranın ardından. Biraz evet devam ediyoruz öteki gündem programına. Şimdi bir soru geldi. Birçok soru var da bu ilginç. Define'ye kurban verildiğini duydum Böyle bir şey var mı? <laughs> evet ben böyle bir şeyi kendi yöremde duydum. Tabii büyüklerimiz anlattılar bize. Ee, şöyle anlattılar. İşte bu biraz önce anlatmış olduğum, bana göre teknik açıklamasını yapmış olduğum ateş yanma dinlenen yere bir kül serpildiği ve akşamdan bu külün oraya elekle elendiği sabahleyin gidip oraya bakıldığı ve o külün üzerinde hangi hayvanın izi çıktı ise o hayvanı oraya kurban ettikten sonra orayı kazık kazmalarının artık serbest olduğu yönünde bir takım hikayeler duyduk. Hı, i̇lginç. Peki e, neyle devam edelim? Yine sorulara bakacağım da. E, neyse Nuh'un gemisine falan girmiş bazı izleyicilerimiz. <laughs> Size Erdem Bey şunu sormak istiyorum. Siz dediniz ki haritanın evet. gerçek olup olmadığını hı hı. ben çok rahat anlarım ve anlatırım. Evet.